Selam, nasılsınız? Beni soracak olursanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim. Arkadaşımın evindeyim. Burada birçok çekim yapacağım çünkü arkada görmüş olduğunuz kutuların içerisinde çok değişik şeyler var. Ama şimdi bir kutu buldum. Birlikte açmak istiyorum. Seks kutusu buldum arkadaşlar. İkinci videonun böyle olabileceğini düşünmüyordum ama evet, seks kutusunun içerisinde neler çıkacak neler birlikte bakalım istiyorum. Ben şöyle bir üstten baktım, takvimler var, açacaklar var, bardaklar var. Bunlar klişe gibi geliyor ama gelin birlikte inceleyelim. Şimdiden diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao. Evet, şimdi ilk objemiz, ah çok tatlıymış, böyle yukarıya kaldırıyorsun, pipi çıkıyor. Ya ne kadar tatlı. Bakalım şimdi başka neler varmış. Yani böyle bir obje alır mısın? Hayır, almam. Aa, şu peçeteyi alabilirim. Penisli peçete. O da iyiymiş. Zaten bunu gördükten sonra kutuyu inceledim ve size açma kararı aldım. Bu mezata gidecek bir kutuymuş arkadaşlar. Şunu hemen hızlıdan açalım. Mezata gitmeden yakalamak istedim. Çok şık bir bardak, zarif. Bira bardağı da olur. Kadın silüeti. Hoşmuş. Gerçekten hoş. Evet, kırmadan kaldırayım da arkadaşım sinirlenmesin. Bakalım başka ne var, ne var, ne var. Aa, kül tablası. Bildiğimiz tarz ama göğüslü kül tablası. Bu da güzelmiş. Vallahi herhalde insanlar bunları 50 liradan 100 liradan başlayıp ilgisini çeken 200-250 alıyordur diye düşünüyorum. Fotoğraflara gel. Kama Sutra kitabı. Pozisyonlar. Ve tabii ki Türkler değil, yabancıların fotoğrafları. Hippiler galiba bunlar arkadaşlar. Aynen, hippiler. Çıplaklar. Karavanda. Bahçede. Harika fotoğraflar. Burada oyun oynuyorlar. Spor yapıyorlar. Tenis. Ve komple çıplaklar. Bu resim çok hoş. Işık da çok hoş. Kadın mutfakta yemek yapıyor. İpi olduğu için çıplak. Fotoğraflar çok iyiymiş yalnız. Bunların meraklısı var mıdır acaba böyle mezata gittiğinde alan? Var herhalde ki. Bu kutuyu hazırlamış Süleyman, böyle kenara koymuş. Benim de hemen dikkatimi çekti tabii ki de. Kaçar mı gözümden hiç gitmeden? Açmak istedim. Açacak. Çok hoş. Yine bir kadın silüeti. Tatlış. Bu ilgimi çekmedi ama. Böyle bir açacak almam ben. Bakalım başka ne varmış, ne varmış, ne varmış. Bir fincan. İçinde anahtarlık var. Ama 3D görüntülü. Çıplak bir kadın. Ha, bu anahtarlık çok hoş. Ne yapıyor bu? Ha, tahmin ettiğim şeyi mi yapıyor? Evet. Yuhuu, yuhuu. Geliyorum, geliyorum. Aynen, tahmin ettiğim şeyi yapıyormuş. Kim böyle bir anahtarlık kullanır ki? Güzel. Penise sarılmış bir kadın. Çok hoşmuş. Bakalım fincan nasıl? Sallamadan olmaz. İngilizce yazmışlar. Let them swing. Sallayın bakalım. Yani açıkçası şu küllük ilgimi çekti. Evet. Peçete de ilgimi çekti ama şimdiye kadarkiler çok da ilgimi çekmedi. Diyecektim ki kocaman bir bira açacağı geldi. Penisli bira açacağı. Evet. Soda açamazsın bununla. Kadın silüetiyle soda açılır da. Bu direkt büyük fıçı bira. Meryem Ana mı bu? Ay yok, bu da arkayı döndürünce penis. Olaya gel. Ya çok iyiymiş. Gerçekten çok iyiymiş. Bakalım başka 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 ne var? Red light. Fincan. İçinde neler var? Bir zenci. Şapka. Ah, saçlarından hiçbir şey gözükmüyor, sadece penisi gözüküyor, sallanan bir penisi var. Fincan da tatlıymış yani, bunda da kahve içilir. Güzel bir şirin kadın, memeleri dışarıda. Bu fincanlar yani, bunda sabahları düşünemiyorum Nescafe mi içtiğimi gerçekten. Ama seven sever. Aa, sevişme pozisyonları, eski Çinlilerin aşk sanatı.
Ha, bu kitapları okuyanlar var mıdır yahu? Ben çok sıkılıyorum artık kitap okumaktan ama şöyle bir iki sayfasından okumak istiyorum. Öp beni öldüresiye, öpeyim seni öldüresiye. Ying Yang, Çin'de sevişme. Niye Çin, Çin, Çin sevişme? Niye Çin'le bağlantılı acaba? Gelin yatağı. Gelin yatağı nasıl oluyormuş? Kitaplara gel ya. Çok iyi. Aa, takvimler. Hem de işte bu başında bahsettiğim şey 1982. Benim doğum tarihim 1980. Tabii bütün bunlar yabancı aktrisler. Türk olabileceğini düşünemiyorum. Ama Türklerde de varmış eskiden Türk filmlerinde bayağı porno çeken yabancı değil de Türk aktrisler varmış. Gayet cesurlarmış. Bu takvimde bayağı hoşmuş. Bunu almam yani. Ama ilgi çekici oldu tabii, bak. Bakalım başka neler var. Aa, çok tatlı. Bunu alabilirim. Kardeşime hediye ederim. Hatta yılbaşı hediyesi mi yapsam? Çok tatlısınız. Tatlış, alkolik bir çift. Bakalım. Bu ne? Zil mi? Ah, kapının önüne böyle bir zil astığımı düşünemiyorum. Herhalde zil bu. Memeye basıyorsun, kapı çalıyor. Ay, çok iyiymiş. Hoş, güzel. Genellikle de kadın cinselliğiyle ilgili yoğun şeyler var. Bu da gene bir memeli fincan. Bunda ne var? Prezervatif. Evet, prezervatif, kondom. Aynen. Çok iyi ya. Elimde de Playboy'un, galiba bu kibrit olacak. Playboy'a bak, kibrit çıkarmış. Yakalı mı annem? Ay, çok iyi ya. Playboy'a gel. Bu kibritlerle dolaştığımı düşünemiyorum. Aslında hiçbiriyle dolaştığımı düşünemiyorum. Fincanları ya da küllüğü evde takılabilirim ama yani. Aa, bu ne? Çay altlığı mı? Kahve altlığı mı? Yok, öyle dekorasyon ürün. Eros'un penisi olsa gerek. Aynen. Direkt Eros. Evet. Aslında daha eğlenceli şeyler bulabileceğime inanıyordum ama exciting, heyecan verici. Eski filmlerden mi? Aynen, eski filmlerden. Aa, inanmıyorum ya. Makinesi olsa izlerdik. Ama tabii çalışıyor mudur acaba? Tabii ben bunu doğru düzgün bozmayayım da. Şu an sarmam lazım bunu. Bozdum. Eski filmler çok iyi ya. Bildiğim porno film yahu. Bunları eskiden hep birlikte izlerlermiş. Yine fotoğraflar var elimde. Türk mü bunlar? Hayır, değil tabii ki de. Adam giyinik, kadın çıplak. O da iyi. Psikiyatrisi herhalde. Yine fotoğraflar, siyah beyaz. Hem de neler neler. İnsanlar bu fotoğraflarla ne yapıyorlardır acaba? Yani mezatta bunu kim alıyordur diye çok merak ettim şimdi. Bir gün mezata da gideceğim. Bakalım kimler geliyor gidiyor konusuna göre. Yine hoş bir, artık içinde de başka fotoğraflar da olabilir. Kamışlar. Pipet. Penisi pipet. Bundan böyle kola içtiğini düşünsene dışarıda. Direkt sapık mısın derler. Ay, çok iyi ya, çok eğlendim. İşte kutu bitti arkadaşlar. Gerçekten eğlenceliydi. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bunu sizinle birlikte açmak istedim. Bir başka videoda görüşürüz.